Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz iş adamı Sayın Asım Dedezade bizlerle birlikte. Kendisiyle sohbetimize başlıyoruz. Sizler de bize Instagram, Facebook, Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı alabiliriz. Hoş geldiniz Sayın Dedezade. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her hafta olduğu gibi... Hay Allah'ım, her zaman olduğu gibi bizi kırmadığınız için. Rica ederim. Ay, haftada bir mi yapacağız acaba? Öyle Allah mı söyledi? Evet. Allah mı söyledi derken hemen ezan konusuna bir girelim mi isterseniz? Konuyu oradan açtık. Açmışken devam edelim. Evet, geçtiğimiz haftalarda hatta geçtiğimiz yıl itibariyle tartışma konusu yaşandı ülkemizde. Aslında hiç tartışılmaması gereken bir şeydi. Çok da hassas bir konu. Bir işte avukat bayan, teyze hanım Lefke'de rahatsız oluyorum dedi hoparlörlerden. Bir tartışma başlattı, mahkeme süreci başlattı. İşin sonuna geldiğimizde ise mahkeme öyle bir karar aldı ki bir ara emriyle ülke neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta hani azınlık da olsa siz çok fazla yükselenler, diğer tarafta Türkiye'ye karşı ciddi anlamda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında devlet nezdinde değil ama insanlar arasında sosyal yapı açısından çok böyle çirkin hakaretler oldu Facebook'ta, Twitter'da, Türkiye basınına da yer alan haberlerde işte Kıbrıslı Türkler ezanı istemiyor falan gibi bir takım fitne haberler diyebileceğimiz haberler de çıktı. Siz bir Kıbrıslı Türk olarak ezan duymak istiyor musunuz? Ben Müslümanım ve Müslümanlığım benimle Allah arasındadır. Benim kültürüm budur ve ailem bana böyle öğretti. Türkiye'de bu biraz farklıdır. Sadece kişi ve Allah arasında değildir. Türkiye'de farklıdır. Bir örnek verelim. Ve hemen kaçayım bundan çünkü hassas bir konudur. Bir Kasım günü AK Parti seçimi kazandığı gece AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan tweet gönderdi. Elhamdülillah mesajı vardı sadece. Tek kelime elhamdülillah. Farkımız işte buradadır. Ben dünyaya duyurmam Allah'a şükrederken. Onlar duyuruyor. Bu onların bileceği bir iş. Ben sadece benim elde ettiğim kültürü aktarıyorum. Onunki yanlış, benimki doğrudur demiyorum. Biz farklı yetiştirildik diyorum, o kadar. Bu farkı not ettikten sonra hemen uzaklaşayım bu hassas noktadan. Ezan konusunu ben gazetelerden takip ettim. Ve bu konuda bir ara emri verilmesi beni çok şaşırdı. Neden? İzah edeyim. Not etmeni isterim ki ben hukukçu değilim. Hukuk eğitimi de almış değilim. Fakat 20-25 yıl önce bir dönemde hukukçuya sormuştum. Hangi şartlarda ara emri istenebilir? Hangi şartlarda bir hakim ara emri verir? Şimdi ayaküstü kahve içerken sorduğum bir hukuk sorusuna bir hukukçunun verdiği cevap bir hukuk fakültesinde verilen dersten farklı olabilir. İlk bunu kaydedelim. Çünkü ben sohbet ediyordum. Fakat verilen cevap şuydu. Bunu da bugünün Yüksek Mahkeme Başkanı verdi. Bu bilgiyi bana. Narin Ferdi Hanım. Evet. 20 yıl önce zannederim mahkemeye çağrılmıştım şehadet için. Şahitlik yapayım. Güneşli bir havaydı. Bahçede konuşuyordum onunla ve sordum. Nasıl olur? Onun verdiği cevabı tekrar edeyim. Eğer zaman içerisinde telafisi mümkün olmayan bir zarar oluşacaksa
o konuda. Hakim emir verir ki o zarar oluşmasın. Çünkü oluştuğunda artık telafisi mümkün değil. Bu şartlarda, şimdi bu en basit şekli mi yoksa daha detaylı mı hukukta ben bilemem. Ama benim bilgim bununla sınırlıdır. Şimdi bu durumda gelince leylim bu hakim niçin böyle bir karar verdi? Birlikte inceleyelim, birlikte düşünelim. Bu avukat hanım mı dedin? Evet. Hanımdı, peki. Bir avukat en az 22 yaşında olması lazım. 18 yaşında liseyi bitirir. 4 yılda hukuk fakültesi vardır. Etti 22. Bir veri daha var elimizde. O da Başaran Düzgün Bey'in yazısı. Onu okuduğumda Başaran Bey diyor, ben gazeteciliğe ilk başladığımda bu kişi yine bir dava açmıştı. Demek ki Başaran Bey'in gazeteciliğe ilk başladığı en az 20 yıl öncesiydi. Da bu kişi de avukatlığa o dönemde başladı. Demek ki bu kişi en az 22 artı 20, 42 yaşındadır. Buraya kadar tamamız? Evet. Peki nereye getirdi bu bizi? Peki ben hakime sormak isterim. Nasıl olur da 42 yıldır bu ezana maruz kalan kişi ne zarar gördü da korkuyorsun 3 ay daha devam ederse bu dava daha da zarar görecek diye ani bir ara emri alıyorsun? Bunun sorulması lazım bu hakime. Ve Narin Hanım dinliyorsa, ki dinleme şansı yoktur çünkü görevdedir, bu yargıcın tavrını soruşturması lazım. Soralım şu şekilde. Bu avukat hanım en az 42 yaşında. Ezan sesine 3 ay daha maruz kalınca kansere mi yakalanacaktı? Yoksa ciğerleri su mu toplayacaktı da telafisi mümkün olmayan bir yola giriyordu bu mahkeme da hemen ara emri verdin da ortalık alt üst oldu. Çünkü ortalığı alt üst eden ara emridir. Evet. Talep değil. Hayır. Hayır. Bir defa birinci eksiğimiz şunu not edelim. Başbakanın hemen talimat vermesi lazım. Hükümet ve yönetim kanadı olarak yargıya, önünüze halkımı bölme şansı yüksek, hassas, tehlikeli konular mahkemeye geldiğinde hemen bana bilgi verin. İlk bu talimatı vermesi lazım halkın huzuru için. Yoksa oturun burada bizim gibi sıradan vatandaşlar gibi isteyen istediği davayı açar, isteyen istediğini huzursuz eder, ondan sonra da arkasından hep beraber koşar temizlemeye çalışırız. Yöneticilik bu değil. Yöneticilik problem olmadan ilgilenmektir. Evet. Tabii şimdi bu bir. Bu söylediğiniz, devam edin de. Evet. Bu söylediğinizi mesela hani halkı huzursuz edebilecek, bölebilecek gibi kararlar söz konusu olursa başbakana bilgi verin. Bizimkiler bunu tanımlamayı da ister. Hangi konular huzursuz? Yani o yeni bir problemi gündeme getirebilir. Onu da kavga ederler bizimkiler. O evet, dereceyiz yani. Ne problemdir, ne değildir. Ne ileride tehlike olacak, ne olmayacak. Bunu koklayamıyorsan zaten yönetici değilsin. Evet. Yapma bu işi. Ama mahkemelerin yönetime yardımcı olması lazım. Avrupa'da çok insan ve bu ülkelerde, bizim ülkelerimizde çok insan hukukun üstünlüğü, hukukun tamamen bağımsız olduğunu düşünerek yaşar. Öyle değildir. İngiltere'de böyle değildir. Hukuk bağımsızdır, üstündür. Ama gerektiğinde hükümetine yardımcı olur. Demin verdiğim evet, bir örnektir. Geçin bunu halledin yoksa başımız ağrıyacak diye bir uyarıda bulunma mahkemenin, yargının görevidir. Bizde bu alışkanlık yok. Neyse, birisi dava açmış. Peki, ara emri vermekle sen bunu tetiklemişsin. Benzin döktü üstüne, ara emri vererek.
Bana göre 3 ay sonra bu mahkemeyi görseydi, normal ömründe bu mahkemenin, bu kıyamet kopmayacaktı. İkinci bir önemli konu daha var, madem dinden başladık. Bizim kültürümüzde din işleri başkanı yoktur. Bunu kim üretti bu ülkede ben bilmiyorum ama birisi üretmiş. Niçin yoktur? Lefkoşa surlar içini dolaşırsan sokaklarını, bazı sokakların ismini göreceksin ki eski din adamlarının ismini taşır. Hafız Lisani Efendi Sokak, Müftü Ziyai Efendi Sokak, Müftü Asım Efendi Sokak. Bunlar hep müftülerdir, kıymetliydi ve o dönemin cemaati bu isimleri sokaklara vermeyi uygun gördü. Muteber insanlar. Müftülük ve din içimizden gelir bizim kültürümüzde. Yukarıdan tepeden inmez. Şu an atanmış olan din işleri başkanı zannederim Mersinlidir. Mersinli değilse de Mersin'den milletvekili adaydı. Kaybetti seçimi, tekrar geldi. Hiçbir şey yok, hayat devam. Şimdi bunu hangi kültürde yapıyorsun? Hangi kültürün içine girdi bu adam da din işleriyle ilgileniyor? Zaten birinci kültür farkımızı not ettim. Kıbrıslıyım ben, çocukluğumdan beri Müslümanım. Ama kendim ve Allah arasındadır. Başkasına bir şey söylememe gerek yok. Zaten böyle düşünen insanların içine gelmişsin. Bari bu oyunu rahatsız etmeyici şekilde oyna. Da biz de bilelim. Bir iki örnek daha vereyim din konusunda. Türkiye zihniyetiyle Kıbrıslı Türklerin zihniyeti nasıl farklılaşır, kimseyi sıkmadan ve dini kapatalım istersen. Bundan 2 ay önce din işlerini ziyaret edip şikayette bulundum şahsen. Şikayet ettim ki cuma namazından önce vaaz eden adam Kıbrıslı Türkleri tanımıyor ve Kıbrıslı Türkleri rahatsız edecek konuşmalar yapıyor. Evet. Siz duydunuz mu? Evet. Ben cumaları Selmiye Camii'ne giderim ve bizzat dinlerim. Ne rahatsız etti mesela sizi? Bu adam mesela, 2 örnek vereyim. Bu adam vaazında bir içki reklamı söz konusudur İngiltere'de ve bütün dünyaya yayılıyor. İçki içerken lütfen sorumlu davranınız. Bu bir yaklaşımdır. Bu beni hiç rahatsız etmez. Beni rahatsız etmez. Çünkü yasa var bu ülkede ki içki satılabilir, içki içilebilir. Peki, durum buyken sen niye durduğun yerde? Böyle bir slogan, böyle bir yaklaşımın bu topluma zarar vereceğini, onunla da kalmıyor. Her fırsatta bunu dile getireceğini söylüyor. Her cuma vaaz ederken bunu dile getirir. Bir gün ayakkabını alıp savuracağım kendine. Okay, not edildi. Bu budur. İkinci bir örnek daha vereyim. Bu insanlar İmam Hatip Okulu'ndan mezunmuşlar. Okey, olabilir, tebrik ederim. Bu anlatacağım 2 Kurban Bayramı önce oldu camide. Saat 7 civarı Kurban Bayramı namazı kılınacak. İşte 6'dan itibaren beyefendi vaaz eder. Başladı anlatsın kurban nasıl oluştu, kurban olayı Müslümanlık'ta. Hazreti İbrahim oğlunu şey etmek üzereydi. Çocuk seyrediyorsa da çok derinliğine gitmek istemem ama neredeyse naklen yayın yaparmış gibi canlı canlı anlatıyor. Hazreti İbrahim oğlunu ne şekilde bağladı ellerini, ondan sonra ayaklarını bağladı, ondan sonra ya Rabbi beni affet dedi, canlı canlı anlattı. Ben de baktım karşımda 2 tane 8 yaşındaki çocuk dehşet içinde hocayı dinler. İşte kültür farkımız budur. Ben ne beklerdim? Şimdi de söyleyeyim, din işleri dinliyorsa ya bu İmam Hatip'ten mezun olanlar olsunlar. Tebrik de ederim.
ağzını açıp camide vaaz ederken etrafına şöyle bir bak ya, kimler var? Çocuk varsa onu koruyacak şekilde konuş. Büyük varsa büyüğe göre konuş. İki tane 8 yaşındaki çocuk renkleri değişti. Hoca konuşurken korkudan. Tamam dedim, yani bu böyle olmaz. Bunu anlatmak mecburiyetindeyim. Çünkü bizim kültürümüzde değil bu insanlar. Bizim kültürümüz diye ayrıcalık peşinde de değilim. Ama bunu birisinin düzeltmesi lazım. Düzeltmesi lazım. Evet. Sanırım dinin... Ben... Evet. Şeye de değinelim. Yani tamam, dinle ilgili, hani inançlarla ilgili değil ama şu, konu açılmışken hep aklıma takılan bir şey vardı. Bunu da dile getirme fırsatım olsun. Mesela Sayın Hristostomos'la Din İşleri Başkanı'nın görüşmeleri. Evet. İşte dinde de dostluk, kardeşlik vesaire vesaire. Durup dururken şeyi merak ettim mesela. Bizde mesela Güney'de Hristostomos dini lider olarak geçer. Evet. Bizde dini lider diye bir şey yok. Hayır. Anayasada da yok. Din İşleri Başkanı var. Anayasada var mı acaba? Bilmem. Yani yasal olarak var mı? Dini liderimiz, dini lider diye bir title var mı? Yok. Bunu tanımlayan bir şey yok. Peki o zaman hangi vasıfla orada o şey toplantıya yapıyoruz? Katıldı. Bana sorarsan İsveçlilerin işgüzarlığıdır. Ara sıra bu kuzey devletleri, Norveç, İsveç, kendilerini öncü demokrasi şampiyonları göstermek için dünyada böyle hareketler yaparlar. Toplantılar ayarlarlar, işte dini insanları çağırırlar. Bir tane de şey vardı diyelim, Çekoslovak elçisi vardı. İkide bir Litra Palas'ta Rumlar ve Türklerin birleşmesi için toplantı yaptı. Ta 65'ten beri. Ondan sonra gitti kendi ayrıldı. Çek ve Slovaklar bizi birleştirmeye çalışanlar, tamam, gitti kendisi ayrıldı. Kimse de bu kadına, nedense hep büyükelçiler kadın gelir Çekoslovakya'dan, onu da bilmem niçin. Ama bu kadınlara çıkıp be arkadaş, nedir senin yaptığın ya? Bizi birleştirmeye çalışırken sen gidip ayrıldın sorusunu sormadı. Sormadı. Bazen bu Kıbrıs konusu böyle bir sanayiymiş gibi. İşte ansızın Çekoslovaklar sanayiye bir katkıda bir şey üretir. İsveçliler gelir bir şey üretir. Dini liderleri yan yana getirir. Almanlar ansızın özel bir elçi gönderir. Kimin ne yaptığı belli değil. Uzadık sonra da uzar bu iş. Ama herkes sanki görev yapıyor insanlık adına. Kıbrıslıları birleştirecekler. Yani realist bir ortam yoktur. Ve çığırından çıktı bana sorarsan Kıbrıs konusu. Efendim, Kıbrıslılar demişken hemen buraya da değinelim. Gerçi iç meselelere değineceğim birazdan. Örneğin Ulusal Birlik Partisi'nin yaşamış olduğu kurultaya ve sonuçlarına ileriki dönemde bizleri neler bekliyor? Çünkü hükümet ortağı sonuçta. Okay. Surlar içinde TC kökenliler yaşamalı mı? Tabii yaşamalı. Nerede isterlerse orada yaşamalı. Bu çok önemli bir konudur. Ama, yani bunu gündeminde olduğunu bilseydim özel hazırlık yapardım. sana söyleyeyim, benim 3 haftadır canımı çok sıkan bir konu var. Çok teşekkür ederim Süleyman Ergüçlü'ye Surlar İçi için bir program yaptırdığı için Kıbrıs TV'de. İlk teşekkürle başlayayım. Bu programda Surlar İçi'nde yerleşik bir Venedik evinde görev yapan Kıbrıs Türk Seyahat Ajantaları Birliği zannedersem, ismini umarım doğru söyledim. Bu programda bu Ajantalar Birliği'nin genel sekreteri televizyona çıktı bu programda. Kimse yanlış anlamasın gibi bir laf etti. Surlar içinde Türkiye'liler yaşamamalı. Çünkü orası turizm bölgesidir. Kendi kafa. Bu beyin ismi zannederim
Korkut Dede, Dede Korkut somebody. Öyle bir şeydi. Birisi dedi, sorular içinde Türkiye'liler yaşamamalı. Benim cevabım ne olur bileyim? Bu beye. Senin hayalinde yaşattığın surlar içinde yanlış yerde bulunduğumuz için özür diliyoruz efendim. Bunun cevabı budur. Sen bir surlar içi hayal etmişsin. Bu hayalinde Türkiye kökenliler yaşamamalı orada. O zaman özür dileriz. Bunun cevabı ancak bu olabilir. Şimdi gelelim yaşamalı mı yaşamamalı mı yani. Çiğdem Hanım, her şehrin bir ekonomisi var. İlk oradan başlayalım. Bu şehrin ekonomisinde marangozlar da yer alır, tenekeciler de, perakende dükkan sahipleri, manavlar, ev içerisinde yaşayan insanlar, residential, otururlar, mahkemeler, hükümet binaları, okul, üniversite, her şey olabilmeli. Her şey. Bizim surlar içi programımızı yapan kim ise zamanında ve hala bizim belediye başkanımızın da ısrarla uyguladığı, surlar içi sadece tarihi bir yerdir, sadece turistik bir bölgedir, turistler gelecek, yanında turistlerin geçtiği tarihi bölgelerde dolaşırken her taraf temiz olacak. Her taraf temiz olacak. Peki. Sakın ola Hataylı kadının balkonda çamaşırları olmayacak. Çünkü turist beğenmezmiş efendim. Yine hayal kuruyor ki Hataylı kadının çorabı, elbisesi balkonda olmayacak. Hayalinde yer almıyoruz çünkü beyefendilerin. Halbuki bu turizmden biraz anlasa bu insanlar, gider Venedik'i dolaşırsa, Venedik'teki kadın da balkona asar kilodunu, çorabını. Çünkü insanın ihtiyacıdır. Doğal olan odur. Venedik'te normal olanı burada Hataylıdır diye olmaması gerekir diye düşünür. Yanlış buradadır. Zihniyet sorunumuz var. Peki, bu ekonomi içerisinde bizimkiler ne uygun görüyor? Turist gelecek, dolaşacak, alışveriş yapacak dükkanlardan, etraf temiz olacak, hep güzel, restoran bar olacak. Restoran bar. Okay. Restoran bar olacak. Bu nedenle 3 hafta önceki Kıbrıs TV programında Lefkoşa Belediye Başkanı, burasının, surlar içinin Lefkoşa'da adam gibi yönetilmesi için sanayinin surlar dışına çıkması gerektiğini duyurdu. Bu kelimeleri kullandı. Sanayinin. Şimdi orada tabii ki ben beklerim, belki beklememeliyim. Genç kızımız program yapan dönüp belediye başkanına, beyefendi sen hangi sanayiden bahsediyorsun surlar içinde? Söyle de gidip görelim. Demedi. Demedi. Bizim ülkemizde ne olur bilir miyim? Medya ilişkileri, medyadan alttan gelen yeni nesil medya mensuplarına patronu genellikle şöyle diyor. Sizin için söylemiyorum. Genellikle. Çünkü 15 tane gazete, televizyon olduğunda standardın düşük kalması doğaldır. Doğaldır. Ne diyor? Kızım sen git bugün şeye, saat 10'da Maliye Bakanı'nın toplantısı varmış. Git, ne söylerse yaz, en erken geri gel. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Bakan ne derse not edip geri gelecek. Soru sorma, değerlendirme, bu kapasite yoktur ortada. Ve bu programdaki genç kızım da hiç ismin vermeden sormadı belediye başkanına. Beyefendi siz hangi sanayiden bahsediyorsunuz? Biz sanayi görmüyoruz. Sana söyleyeyim belediye başkanı nereden bahsediyor? 84 yılından itibaren Lefkoşa surlar içinin esnafını surlar dışına kovdular. Bütün belediyeler, bütün belediye başkanları,
Sayın Akıncı'dan itibaren yukarı bugüne kadar hepsi Lefkoşa surlar içinde yaşayan esnafı kovdular. 350'ye yakın esnaf kovuldu surlar dışına. 350'ye yakın. Kimlerdi bunlar? Marangozlar, demirciler, tenekeciler, olukçular, evet, fırıncılar. Çok önemli. Bütün bunlar sanayiymiş gibi düşünerek bu kafayla yönetildiler. Şimdi gelelim, bir şehrin içinde sadece turiste yönelik bar, kafeterya, restoran ve hediyelik eşya satma konusuna. Sen bütün şehrin aktivitesini bununla sınırlıyorsun. Bu karar budur. Ve herkesi de dışarı atıyorsun. Bu nereye eştir? Eştir. Sen diyorsun Ankara'yı ben planlıyorum. Ankara şehrinde sadece memurlar yaşayacak. Başka hiç kimse gelmeyecek. Ben burayı memur şehri istiyorum. Marangoz olmayacak. Otobüs şoförü olmayacak. Tenekeci olmayacak. Sadece memur olacak. Surlar içini işte bu zeka bu hale getirdi. Şimdi tamamlayayım. Buyurun. Ben bugün tek tek dolaşıp teşekkür ederim. Surlar içinde olan fırıncılar mesela. Minnoş 1928'den beri. Helal olsun surlar içinde kaldıkları için. Teşekkür ederim. Aldığım bilgiye göre Kemal Deniz Kırtasiye geri surlar içine dönecekmiş. Müthiş bir konu. Polisin karşısına yeniden dönüyor surlar içine. Canlılık versin. Agah Nejat ve kardeşi yıllardır onun içinde kaldı, bir yere gitmedi. Bu televizyon programında şu Hataylılar orada, Türkiye'liler orada yaşamamalı dediler. Belediye başkanının söylediği sanayi dışarı çıkmalı meselesi 84'ten beri devam etmektedir. En son Semavi Aşık kardeşim 86 kişi daha kaldı dedi. Kutlay Erk Bey'in döneminde bu 86'yı da atacaklar dışarı ve surlar içi tamamen aktivitesiz olacak. Tamamen ölecek. Bu insanların kafa yapısı budur. Evet. Burada durayım istersen. Bu hususta şunu da söylememiz lazım. Bizim yasalarımıza göre bir camiden içki içilen bir mekan kaç metre uzaklıkta? Zannederim 50. 50 metre. Zannederim. Emin değilim ama zannederim. 50 metre. Bunu evet, merak ettim çünkü evet, sordum. 50 çünkü olabilir. Çünkü Hüseyinliğe Camisi'nin vardır etrafında barlar, var, kafeler var. Denetim var mı yok mu? O da hayır, yoktur. Olarak. Denetimi yine hükümetin yapması gerekirken din işleriyle koordine ve evgafla koordine ederek maalesef halkın hassasiyetine kalmıştır. Bundan 5 yıl önce bir bar bir gece taşlandı bazı kişiler tarafından. İşte bu noktaya getirmeyeceğim işleri. Evet. Bir bar ki bu bahsettiğim zannederim 70 metre uzaktadır. Kapısına astığı ışıklı viski reklamı defalarca bıçaklandı bu reklam ve sonunda sökülüp atıldı. İşte buna müsaade etmeyeceğim. Bu noktaya getirmeyeceğim. Halkın müdahalesine müsaade etmeyeceğim. Halk müdahale ettiğinde anarşi başlar. Bu da yönetimin şeyidir, yani alfabesidir. Evet. Şimdi size gelen mesajları bir okuyalım. Onlara cevap vermek gerekirse cevap veririz. Daha sonra Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına dönüşen. Metin Maraş Ali, program başlarken hani haftada bir program mı yapsak dedik böyle. Evet. Haftada bir az bile dedi. Büyüklerimiz bizlere her zaman söylediği bir söz var. Sağ elinin verdiğini sol elin bilmemesi lazım. Bunu mahkeme kararıyla ilgili söyledi sanıyorum. Tam olarak bilmiyorum bunu neden söylediğinizi algılayamadım Metin Bey. Büyükler bizleri, ha bunu aktarmışım. İngiltere'de ses kirliliği yaratır sebebiyle ezan okunması yasak. Bir tek Aldgate Merkez Camii'de ezan okunur. Hı hı. O da mikrofonu rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmıştır.
dedi. Evet. Cevap verecek misin? Verelim buna. Evet. Teşekkür ederim bu ses kirliliğini gündeme getirdiği için. Bu konuya ben bilhassa girmek istemedim. Çünkü şu an bu ülkede ses kirliliğiyle ilgili yapılması gereken o kadar çok şey var ki, ben kalkıp ezanı ses kirliliği kategorisine sokarsam bu konuyu çok farklı boyutlara çekerim. Niye böyle yaparız? Seyircimize izah edelim. Londra'nın göbeğinde ben cep telefonuyla Kıbrıs'ta çok rahat konuşurum. Çünkü geçen trafik, otobüs, kamyon neyse yarattığı ses, kirlilik, egzoz hep kontrola tabidir ve o sınırın altındadır. Onun için deneyin, Arasta'dan Ortaköy'e konuşamazsınız. Yanınızdan ansızın bir motosikletli geçer, evet. Hiçbir şey duymazsınız. Tamam. Ödünüz patlar. Londra'dan surlar içi kaymaklı rahat konuşun, buradan Ortaköy'den surlar içine konuşamam. Çok ilginç bir şey daha var konuyu açtığı için. Bizim egzoz emisyon merkezimiz açılmış Cumhuriyet Parkı içinde. Yakaladın mı onu? Burada, Lefkoşa'da, Cumhuriyet Parkı'nın içine egzoz kontrol stasyonu kurmuşuz. Yani daha iyi bir yer düşünemedik acaba. Bilmem. Bu gazetede çıktı 5-6 gün önce. Cumhuriyet Parkı'nın içinde otomobil egzoz kontrolü yapmaya başladık. İnanamadım okuduğuma ama yazdıysa öyle. Evet, bu desibel meselesi hep Kıbrıslı Türklerin önceliğiyse bağırın, bir yasa gelsin ve bu yasa uygulansın. Herkes rahat otomobil kullansın ve hiçbir testten geçmesin diye yaşar bu ülkede. Hiçbir şeyi de kabul etmez. Bir kontrol başladı mı da herkes bağırmaya baş. Bağırmayacaksın işte bunları istersen. Müsaade edeceksin otorite görevini yapsın. Evet. Ben size daha kötüsünü söyleyeyim. Mesela Girne'de beyaz bölge, kahverengi bölgeler var. Sanıyorum mavi bölgeydi. Eğlence mekanlarının olduğu bölge. Ve bu eğlence mekanlarının olduğu bölgelere ev izni, konut izni verilemez. Evet. Çünkü orada gürültü olacaktır. İnsanlar işte içeceklerini içeceklerdir. Evet. Gençler gidecektir falan. Turistler gidecektir vesaire. Ama evler ile neredeyse eğlence mekanları artık iç içe girmiş durumda. Evet. Bu ses kirliliği değil mi? O zaman mahkemelerden onlar da arayın rahatsız. İşte, turistlere satıyoruz bunları. Evet. Ben bu nedenle ses kirliliğine girmek istemedim. Çünkü bu kadar ses kirliliği konusunda hükümetin alması gereken tedbir varken durup arizimi ezana dikmemeliyim. Evet. Aksi takdirde çok insanı üzeriz. Evet. Devam edelim. Kudret Akay bizlerle birlikte. Merhaba Kudret. Günaydın diyelim. O da Türkiye'de bizi izliyor sanırım. Okay. Gelmediniz herhalde daha. Tebrikler Asım Bey demiş. Doğal bir sosyologsun. Gülücük koymuş. Gerek din gerekse kent yaşamı hakkında söylediklerin dersliktir. Ek bilgi için dinle ilgili etiketleri gönderiyorum demiş. Bize tabii etiketleri de gönderdi Kudret Bey. Teşekkür ediyoruz bunun için. Sayın Kudret Akay'a. Bunu siz kendi sayfanızda mutlaka göreceksiniz. Göreceğim. Bu etiketleri. Onu söyleyeyim, etiketlisiniz zaten. Ahmet Keşmir'den farklı bir yorum var bu konuda. Ancak Kudret Bey'e bir şey söyleyeyim. Doğal sosyolog olmamı yaratan kendisidir. Teşekkür ederim. Yani kendiliğinden olmadı. Peki, devam edelim. Ahmet Keşmir, yıllarca biz kilisenin olayların müsebbibi olduğunu söyleyip bize, anlamadım burayı. Yıllarca biz kilisenin olayların müsebbibi olduğunu söyleyip durduk. Kilise ve Asım Dedezade'nin dediği gibi dış güçler bizim de olaylarda dinimizi karıştırıyorlar. Buna dikkat etmeliyiz demiş. Evet. Sayın Dedezade, Yediler bölgesinde sanayi vardır ve Dervişpaşa Konağı bölgesi, lütfen gidin bir görün, 500 metre. Sanayiden anlayışı nedir? Eğer belediye başkanıyla aynı anlıyorsa sanayiyi, ben kabul etmiyorum.
Ben size söyleyeyim, sana aynıdır. Bunu söyleyen kişiye de hatırlatmış olayım. Bana göre sanayi, insanların evlerinin, yaşama mekanlarının olduğu yerde kapıların, aktivitenin yapıldığı mekanda kapıların kapatılması üzerine, tekrar ediyorum, aktivitenin yapıldığı mekanda kapıların kapatılması üzerine dışarıya ses kirliliği, hava kirliliği yaratılmayacak şekilde ise ve bir tır kamyonunun o bölgeye girip mal yükleyip mal endirmeyeceği şekilde ise o aktiviteyi ben sanayi saymam. Evet. Dolayısıyla iki kriter kullanıyorum. Bir, ses ve hava kirliliği, ki bu kapıların kapatılması halinde mimarların da önereceği ses kirliliğini engelleme malzemesi kullanılması halinde. Eğer dışarıya ses kirliliği, hava kirliliği taşmıyorsa ve tır sirkülasyonu o insanların yaşadığı bölgede sıkıntı, çocukların oynadığı yerlerde tehlike yaratmıyorsa o aktiviteyi ben sanayi olarak sınıflandırmıyorum. Bu bilgiyi gönderen kişi de hem belediye başkanı hem KİTSAP genel sekreteri gibi kendi hayaline göre bir surlar içi istiyor. Hmm. Kusuruma bakma. Makinist garajı, evet. Termosifon üretim merkezi, porno atölyesi, evet, diye efendim. Örnekleme vermiş. Evet, çok memnun oldum bu makinist telaffuz edildiği için. Makinistin hiçbir kötülüğü yoktur. Eğer kapısı kapalıysa, içeride servis yaparsa, gürültü çıkarmazsa, ses kirliliği yapmazsa, eğer mekanın önünü temiz tutarsa, çöpleri sadece belediye kamyonunun geleceği gün dışarıya çıkarsa, bu makinistin zararı nedir efendim size? Ben size söyleyeyim. Sizin zekanız. Evet. Devam edelim. Evet. Sayın Dedezade, UBP kurultayına bir bakalım. Peki. Ulusal Birlik Partisi hükümet ortağı bir kurultaya gitti. Delege sisteminden çıktı. Üye sistemine geçti. İşte çok adaylı bir kurultaydı. İkinci tura kalındı. Özetleyecek olursak Sayın Ersin Tatar ve Özgür Gün arasında bir yarış gerçekleşti. Herkes yüreği ağzında bekledi. Acaba yine mahkemelik olurlar mı diye. Görünen o ki belli ki böyle bir şey yaşanmayacak şimdi. Sayın Özgür Gün kazandı. Hayırlı uğurlu olsun ülkeye memlekete diyelim ama... Sayın Mehmet Ali Talat, CTP'nin genel başkanı da diyor ki, yani biz diyor Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında kimin kazanacağından tedirgin olmadık. Hükümetin ajandası aksamasın diye bir tedirginlik yaşadık dedi. Belki bu CTP kanadını da değerlendirirsiniz diye söylüyorum. Nasıl okuyoruz şimdi hükümet ajandası şeyini, kurultaylar oldu bitti. TDP şu anda kurultay sürecine giriyor. O da yine bir evet, siyasi parti. Onlara da hayırlı olsun. Peki. UBP kurultayından hemen sonra bölünme olacak mı? Sayın yeni başkan, gerçi mevcut başkandır da, yeniden seçilmiş olan Sayın Özgür Gün bu partiyi toplu halde tutacak mı gibi sorular basında yer aldı. Bu da doğaldır. Art niyetli de olması gerekmez bu tartışmayı yapan insanların. İlle de art niyet var, aramam ben. Demokrasinin tartışmasıdır. Şimdi ben Avrupalı gibi olalım demiyorum ille. Ve daha zaman isteriz. Çünkü onlar bizden 600 yıl önce başlamış demokrasiye. Cromwell denen bir adam İngiltere'de Marston Moor Savaşı'nı kazanıp iki kralın kafasını kestiler yani demokrasi için. Bizde böyle bir bedel ödenmedi henüz. Dolayısıyla demokraside bir bedel ödeme durumu var. Ondan sonra gelelim UBP'ye. Toparlar mı toparlamam mı?
Benim zihniyetimde toparlayamama şansı vardır Sayın Özgür Gün'ün aldığı oydan dolayı. Niçin? Sayın Özgür Gün doğru mu yaptı? İlk açıklaması 9244 üye sayısını açıkladı. Bu 9244 üyenin 3540 oyunu almışsa üye sayısının %37'sini aldı demektir. Bu çok düşük bir orandır. Üye sayısının %37'si. Oy kullanan üye sayısının %56'sını aldı. %44 de Sayın Tatar aldı. %56 da bir partiyi kenetlenmiş tutmak için az bir orandır, düşük bir orandır. Bunu tamamlarken Kıbrıs konusunda da bir paralellik kurayım, daha düşünelim arzu edersen. Ben inanırım Kıbrıs'ta yapılacak olan bir referandum Rum tarafında ve Türk tarafında eş zamanlı iki tarafın %51 almaları durumunda EOK veya TMT veya aşırı milliyetçiler iki tarafta da 51-51 noktasında iştahları kabarmaya devam edecek. Çünkü 51-51 çok cılız bir evettir. Ve farklı düşünen kesimlere yeni bir fırsat olacak. Bu 51 yeterince güçlü değil, biz bunu 3-4 yılda hallederiz canım şeklinde görüşler ortaya pompalanacak ve barış sağlam duramayacak. Ne zaman bir referandumda paralellik kuruyorum, UEP'ye döneceğim, 65'e 62 çıkarsa o zaman böyle pusuda yatan bu aşırı milliyetçiler öyle kolay kolay hareketlenelim bunu yıkarız diyemezler. Onun için referandumda çıkacak olan yüzdelik çok önemlidir. Güçlü evetler çıkarsa ancak barış bu ülkede barınabilir. Şimdi deneyim UBP'ye. Referanduma tekrar döneceğim. Peki, UBP'yi tamamlayınca. Peki. UBP'ye deneyim. UBP'de güçlü bir parti başkanı oluşmadı. Üyeler çok güçlü birini oluşturmadı. Ve eğer 6 farklı aday varsa ortaya çıkan, inan bana ortaya çıkmayan bir o kadar daha var bir köşede veya köşelerde ki ses çıkarmadı. Ama bu 6 gibi düşünebilir. Şimdi bu noktada bu 6 şu 44 aldı en son ve ses çıkarmayanlar da birkaç köşede durur. 56 oranını Sayın Özgür Gün'ün aldığını görünce iştahları kabarabilir. Ve bu bölünmüşlük daha da büyüyebilir. Demokraside boyutu beni ilgilendiren budur. Ulusal Birlik Partisi'nin tarafında. CTP kanadında beni demokrasi olarak ilgilendiren bunu daha önce sunmadım. Çünkü bu halk ne kadar hazırdır buna emin değilim. Ama söylemiş olayım. Daha önce senin programında ilk defa bu halka duyurduk ki bu hükümetin ismi Kalyoncu hükümetidir. Fakat bu başbakanı seçen Kalyoncu kendisi değil, bakanlarını da seçen kendisi değil. Sayın Talat seçti. Kalyoncu hükümetinin CTP kanadının bakanlarını ve Sayın Başbakan'ı da Sayın Talat seçti. Bunu duyurduk. İkinci bir duyurumuz daha olmalı. Hazırsa halk bunu hazmettikten sonra yardımcı olmak ister. Bizim anayasamıza göre başbakanın milletvekili olması gerekiyor. Anayasamız bunu emrediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı hükümet kurmaya en yakın, potansiyeli en yüksek millet olan milletvekilini davet eder, hükümeti kurma görevi verir. Anayasamız
net bir şekilde diyor, hükümet başkanı, başbakan, milletvekili olmalı. O zaman gel, bu anayasayı yazan adama şu soruyu soralım birlikte. Kim ise yazan? Başbakan milletvekili olmalı. Peki, başbakanı seçen milletvekili olması gerekmiyor. Doğru mu bu soru? Başbakan milletvekili olmalı. Başbakanın seçenin milletvekili olması gerekmiyor. Ha. Doğru mu bu tespit? Ben iddia ederim bu anayasayı yazan adamın kafasında bir problem var. Neden? Çünkü eğer başbakan milletvekili olması gerekiyorsa başbakanı seçenin de milletvekili olması lazım en az. En az. Bu şartı getirmiyor. Bu olmaz. En azından benim kafamda olmaz yani. Başkası kabul edebilir. Böyle anayasa ben ilk defa duyuyorum. Yani bir defa esas demokraside yaptığımız yanlış bir parti başkanının seçimlerde o partinin öncülüğünü yapması ve partinin seçimleri kazanması durumunda o parti başkanının başbakan olacağını bilerek seçimlere gidip sandıkta oy kullanması demokrasinin doğrusudur. Bir bilgi vereyim, bu anlaşılmadı. Bu net anlaşıldı değil mi? Ben CTP'ye oy vereceksem bilmek isterim ve emin olmak isterim ki CTP kazandığında bu partinin başkanı kim ise başbakan olacak ve beni, ülkemi o yönetecek. Bunu bilmek isterim seçime gitmeden. Bu çok önemlidir. İngiltere'de bu kesin kuraldır ve insanların %80'i böyle hareket eder. Anketler onu gösterir. Çok ilginçtir. İlk defa bu yıl 1 Kasım seçimlerinde Türkiye bu anketi yaptı. İlk defa. Seçimde oyumuzu kullanırken sizi en fazla etkileyen nedenleri sıralayın diye bir soru soruldu Türkiye'de ilk defa. Tıpkı İngiltere'de sorulduğu gibi. %49 Erdoğan Davutoğlu birlikte seçmeni etkileyen %49 bu ikisinin birlikte telaffuz edilmesi seçmen tarafından. %18 sadece Erdoğan. %16 sadece Davutoğlu. Tek tek. Dolayısıyla Türkiye anketini yaparken Batı demokrasisine uygun adım atarak anket yapmaya da başladı. Bu beni olağanüstü mutlu etti. Çünkü bundan sonra herkesin nereye göre oy kullandığını da yavaş yavaş Kıbrıs Türk'ü de görecek. Ama sen CTP olarak seçime katılırsan, seçimi başkası kazanır. Da bir başkası çıkar milletvekili olmadan, bir başkasını başbakan seçer. Benim demokrasi anlayışım bu değil. Yanlıştır, doğrudur'a gitmek istemem. Çünkü yanlış doğru demokraside halkın o noktaya ne kadar hazır olduğuna, sarılmaya, kucaklamasına bağlıdır. Ben hazırım, kucaklıyorum. Umarım Batı medeniyetine bizim insanımız da zaman içinde gelip kavuşacaktır. Öyle tamamlayayım istersen. Evet. Peki Sayın Dedezade, şunu da sormak istiyorum. Referandum konusuna aslında örnekleme yaptınız. Ama gerçekten bir referandum konusuna değinelim istiyorum. Peki. Çünkü müzakere süreci devam ediyor. Özellikle Kasım ve Aralık ayı işaret edildi. İşte çok yoğun olacak, iyi şeyler olacak, işte ayda bir finansör arayışına çıktı vesaire. Diyelim ki 3-5 ay sonra, belki 1 yıl sonra bir referanduma gittik. Ya da belki de 2 yıl sonra, fark etmez. Netice itibariyle müzakere süreci devam ediyor. Artık sepetler dolduktan sonra bir metin neticesinde bir referanduma gidilecek. Evet.
Bu referandumda 2004 anlam planı, 2014 anlam planına göre, 2004'te özür diliyorum, anlam planında Kıbrıs Türk'ü evet dedi, evet. Rum tarafı hayır dedi ama buna rağmen yine de onlar Avrupa Birliği'ne girdi, izolasyonlar kalktı vesaire. Bize verilen hiçbir sözler tutulmadı, evet. Doğrudan ticaret de dahil olmak üzere. Almasalar da en azından doğrudan ticareti açsalardı ama bizim üzerimize belli ki ekonomik bir baskı uygulamaya çalışıyorlar. Yine böyle bir şey olursa o zaman ne olacak? Yani bunu da halkın gündemine getirip bunun tartışılması ve konuşulmasını sağlamak amacıyla soruyorum. Yani gittik ve biz referandumda yine evet dedik. Rumlar yine hayır dedi ki Hristos'un ne kadar etkilidir onu güneyde yani ne kadar sindirilebilirdir o ayrı bir konu ama siyasi partileri de dahil aynı şeyleri söylüyorlar. Nüfus konusunda farklı şeyler anlıyoruz. Garantiler konusunda Türk tarafıyla Rum tarafı farklı şeyler algılıyor konuşulanlar arasında. Sınır kapılarının açılma ve açılma şekliyle ilgili farklı şeyler anlıyoruz. Aslında her şey birbirimizden farklı. Hayalimizdeki veya kendi doğrularımıza göre algılıyoruz. Ama sonra tekrar birleşince ben bunu demek istememiştim diyoruz. Yani, yani böyle bir atmosfer var ve bu atmosferde verilen mesajlarda bir referanduma gidileceği sürecin olumlu gittiği ama neye göre olumlu gidiyor? Orayı da anlamış değilim ben. Siz nasıl analiz ediyorsunuz? Yani size göre neye göre olumlu gidiyor? Yani ay da çıkıyor, umutluyum, ümitliyim, olumlu gidiyor diyor. Anastasiadis işte Mayıs'a kadar bir çözüm olabilir diyor. Sayın Akıncı çıkıyor, her şey olumlu ve güzel diyor. Ama somut olarak nedir olumlu, kime göredir olumlu, onu anlayamadım. Okay. Bir defa birinci söylemem gereken, ayda Cumhurbaşkanı, iki tarafın lideri, çıkıp olumlu, umutlu konuştuklarında ilk bilmen gereken şey, bu insanlar bunu söylemek için maaş alır. İlk bunu kaydedecek. Ayda maaş alır böyle konuşmak için. Sürekli umut dağıtır, gülücük dağıtır. Her şey olumludur. Gittim Birleşmiş Milletler'de para organize ediyorum. Umut var. Bulunca her şey yoluna girecek. Tamam. Yalnız bu beyefendi 3 hafta önce bir laf etti. Hatırlatayım sana ne dedi. Kıbrıs konusunda diyor, mülk ve toprak konusu olmasaydı bu iş çok kolay halledilirdi. Günaydın Sayın Ayde. Yani mülk ve toprak olmasaydı diyor, kolay. Bu şeye benzer. Okul olmasaydı marifi çok kolay yönetirdim gibisinden. Yani demek adam henüz bilir konuyu, yalnız herkes sıkıştı. Benim görüşüm budur. Bu benim görüşümdür. Bana dersen nereye dayanarak bunları söylen, izah etmek isterim. Buyurun. Ben inanırım ay da sıkıştı. Artık gülücük şey yok. Sıkıntı ve niçin başarıya gidemeyeceğinin mesajlarını vermeye başladı. İşte bu mülk ve toprak olmasaydı çözmüştük canım. İşte tamam. Onun için de oyalanıyoruz. Para da lazım. Artık sebep yaratmaya başladı herkes. Niçin bu iş olmuyor? Right. Gelelim şeye. Türk tarafına. Saraya. Bizim sarayımda. Dikkat edersen 3 hafta önce Ankara'ya giden saray sözcüsü Özdil Nami Bey döndükten sonra saraydan tek kelime demek çıkmadı. Evet. Okay. Ankara ziyareti yapıldı. Ankara ziyaretinde hemen soruldu gazeteciler tarafından sayın saray sözcüsüne. Efendim Özdil Nami ile saray arasında bir sıkıntı mı var? Hayır efendim, ne münasebet. Peki bu sen ciddi bir müessesesin. Bu cevabını da ciddi kabul ediyoruz. Tamam. Peki, sordular bu ziyaretin amacı neydi? Özdil Nami Bey istedi dedi. Saray sözcüsü, Ankara ziyaretinin
Özdil Naim Bey tarafından talep edildiğini duyurdu. Peki, buna da okey. Peki ne oldu da 3 haftadır tıs çıkmaz bu saraydan? Ben sorarım. Mecburum sorayım. Eğer takip ediyorsam geleceğimi soracağım. Bilmiyorum. Bu sorunun cevabı bu. Bilmiyorum. Ama ben inanırım son 2 ayda yaşanan mülk konusunda sarayın tavrı kendi kendini çıkmaza soktu. Bir örnek vereyim. Evet. Bir örnek vereyim. Mülk konusundaki son demeçleri sanırım Eylül'ün ilk haftası olabilir, emin değilim ama. Saraydan gelen demeç, kategoriler tamam, sıra kriterlerde şeklindeydi. Okay. Tamam. Şimdi bu demeci okuduğunda, kategoriler tamam dediğinde sözcü, demek ki kategorilerde ilerleme kaydedildi demektir. Evet. Böyle anla ey ahali diyor. İlerleme kaydettik, sıra kriterlerde. Tamam. Şimdi ben bilirim, sözcü de bilir veya sözcü bilmeyebilir. Ben bilirim, Özdil Nami de bilir. Mehmet Ali Talat Bey de bilir bu söyleyeceğimi. Çünkü onların döneminde halledildi bu kategoriler. 2009 yılında. Şimdi bu benim şahsi tahminim değil. Çekiyorum ve referans veriyorum. 21 maddelik kategoriler Türkler ve Rumlar arasında Özdil Nami Bey'in döneminde, Mehmet Ali Talat Bey'in Cumhurbaşkanlığı döneminde, belge tarihi de 2 Aralık 2009'dur. Referans. Okay. Şimdi eğer bir saray sözcüsü kategoriler tamam, sıra kriterlerde diye demeç veriyorsa ve bana ilerleme kaydedildi havası yaratmaya çalışırsa ben anlarım bu adam sıkıdadır ve malzemesi yoktur. Ben öyle anlarım. Benim yorumum budur. Bu adamın malzemeye ihtiyacı var. Koysun halkın önüne ki ilerleme kaydediliyor ey ahali. Hayır. Bu söylediği zaten 6 yıl önce yapılmıştı. Evet. Bu bir. Gelelim Rum kanadına. Bizimle bu insanlar ortaklık yapmak istiyor. Peki, peki inandık. Sayın Cumhurbaşkanı seçildiği günden itibaren, bizim Cumhurbaşkanımız, Rumlarla düşman değil, ortak olmak istediğini söylüyor ve bizi eğitmeye çalışıyor. Teşekkür ederim kendisine bu mesajları verdiği için. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, ben teşekkür ediyorum da, senin ortaklık kurmaya çalıştığın adam Ürdün'e gidip, bilmem ne, Kral Abdullah'ı görüp Yunan-Rum-Ürdün ortaklığı oluşturmaya çalışıyor. Aynı dönemde parlamento başkanı İsrail'e gidip İsrail'le askerlik ilişkilerini güçlendirmeyi konuşuyor. Şimdi burada bir yanlış var ya. Yani bunu ben görüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Göremez olamaz. Olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tecrübeli bir kişidir. Siyasette dün girmedi. Cumhurbaşkanlığı saflarında yeni olabilir ama tecrübelidir ve bu tecrübesi onu taşıması gerekir. Bir sıkıntı var ki ağzını açamıyor. Ama artık aşması lazım. Ne olabilir sıkıntı? Sizce? Sanırım ağzını açtığı anda bu iş biter. Bu verdiğim argümanlar, sanırım o da bilir ki ağzını açtığı anda artık ipler kopar. Ben buna inanırım. Onun için ağzını açmıyor. Onun için şeyden gelmiyor. Saraydan demeç gelmiyor. Bir önemli konu daha var. 2 ay sonra referanduma gidebiliriz diyen Sayın Cumhurbaşkanı, bunu lütfen iyi dinle. Rica ediyorum. Yeni ürettim çünkü de. Yeni ürettim. 2 ay sonra referanduma gidebiliyoruz, hazır olabiliriz diyen Sayın Cumhurbaşkanı, 2 ay sonra referanduma gideceğimizde bizim millet meclisimizin katkısına, yardımına, anlayışına ihtiyacı olacak. Partilerin desteğine ihtiyacı olacak.
Yeni bir referandum yasası isteyeceksin. Bu halkı referanduma götürmek için. Cumhurbaşkanı istedi diye referanduma gidemeyiz. 2004'ü hatırlatayım insanımıza. 2004'te referandum hakkı verilmiyordu bu halka. Bu çok önemlidir. Bu halk didindi ve bu hakkı zorla aldı. Herkes bunu bilsin. İki örnek vereceğim. Bunu vermeye yetkili miyim bilmem ama vereyim. Söylediniz artık. Söyledim artık. Bir dönem referandum hakkı Kıbrıs Türklere 2004 öncesi verilmiyordu. Ve o dönemin önde gelen dışişleri yetkililerinden Ertuğrul Apakan Bey, biz davet ettik bir arkadaşımızın evine. O arkadaşımız da Erdil Nami Bey'di. Geldi sağ olsun. Orada konuştuk ve Kıbrıs Türk'ü ne düşünür, ne ister anlattık Sayın Apakan'a. O da saygı gösterip dinledi. Giderken anladık ki Türkiye kanadı bizim düşüncelerimize yakın değildir. Yakın değildir. Türk dışişleri. Çıkarken bir koridoru var Erdil Bey'in evinin. Erdil Bey konuşurken ben utandım ve başka tarafa baktım. Sağ tarafa baktım. Sağ tarafta da ayna vardı orada. Bu defa gördüm ki hem ben kırmızı olmuşum hem Türkiye'li büyükelçi kırmızı oldu. Erdil Bey'in söylediğiyle. Söyle, hatırlatayım sana da bilinsin Erdil Bey'in ne dediği. Kıbrıs Türk'ünün referandum hakkını vermezseniz bu halk sizi ilelebet affetmeyecek dedi. Ben kırmızıya döndüm. Büyükelçi de kırmızıya döndü. İki gün sonra halk yağmur altında parlamentonun önünde bekledi. Lefkoşa'da. Bu çevik kuvvet robokoplar var. Böyle büyük helmetler var. Bir anda yüzlerle robokop sardı etrafımızı. Ve orada o halk direndi yağmurun altında ve bu referandum hakkını istedi. Ve referandum meclisten böyle geçti. Şimdi bunu niye anlattım? Bu süreç tekrar bekler bizi Sayın Akıncı. Eğer Ocak Şubat'ta referandum olacaksa. Peki, peki. Halk nerede? 2004'te ağacın altında, yağmur altında bekleyen halk nerede? Yok. Büyükelçiyi çağırıp seni affetmez bu halk diyecek biri mi var? Hayır. Peki. Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosundan yardım isteyeceksin Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yasanın geçmesi için parti başkanlarından yardım isteyeceksin. Partilerden yardım isteyeceksin. Seni böyle bir süreç bekliyor Sayın Cumhurbaşkanım. O zaman hangi akılla bu partilerle şimdiden sürtüşüyorsun? Bu soruya cevap vermek mecburiyetindedir. Bu en son seçilen hanımefendi ombudsman 27 oyla geçti parlamentoda. Bir majority ile geçti. Bu kadar değerli, kıymetli bir yargıcın tayini bir majority ile geçti. Bir oyla geçti. Bu hanımefendinin kalitesizliğinden olacağını ben sanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı partilerimizi gücendirmiştir diye oluyor. Peki nerede gücendirdi? İşte bu lanet olası Turizm Bakanlığı müsteşar. Değer mi yahu bu? Kıbrıs Türklerini referanduma götürüyorum. İhtiyacın var parlamentoya ve partilere. Ve bir müsteşar üstünden sürtüşün. Bu nasıl zihniyettir ben anlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın durumu derhal toparlamasını, referanduma hazırlık yapması, kendini bekleyen süreç neyse
adam gibi ilişkilerini yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Rum'da gider o yanda, Ürdün'de şey konuşur, öteki gider İsrail'le askeri güçlendirmeyi konuşur. Bütün bu veriler bana gösteriyor ki bu iş çıkmazdadır. Ve bir referandum olmayacak. Bu benim şahsi... Olmayacak. Hayır. Hayır, olmayacağına inanırım ben. Gelelim eğer olursa soruna cevap. Allah Allah. Ya, hayır. Eğer sen parlamentoyla sürtüşürsen, sana mecliste bu yasayı geçirecek olan adamlar ne cevap verecek? Şimdiden hazır olman lazım. İşte zaten görüşlerini ombudsman oylamasında gösterdiler kendini. O bir mesajdı diyorsun. Bana göre mesajdı. Ve bir tek oyla kabul etti parlamento bu değerli kişiyi. Geri kalan 23 nerede? Bana göre bu parlamentonun mesajıydı. Parlamentonun verdiği önemli bir mesaj daha var. Sayın Cumhurbaşkanı istediği kadar konuşsun Rumlarla. Biz bu tarafta bildiğimizi okuruk. Hiçbir değişiklik yoktur bizim tarafta. İşler aynı şekilde devam ediyor. Referandum olacak, zamanı gelince konuşuruz. Bizim parlamentomuzun tavrı bugün budur. Bütün bu göstergeler bana gösterir ki bir referandum olmayacak. Ama eğer olursa Kıbrıslı Türkler akıllı davranıp bu referandumdan önce bu referandumda tarafların biri hayır demesi durumunda benim iradem ne olacak? Geçen defakı gibi 2004'te olduğu gibi beni yeniden mi kandıracaksınız? 26 Nisan 2004 Avrupa Parlamentosu kararı Kıbrıslı Türklerin tecriti sonlandıracaktır gibi nutuklar mı atacaksınız da beni yeniden kandırasınız? Avrupa Birliği Komisyonu'ndaki karar ürettiğiniz şu Kıbrıslı Türklerin izolasyonu kabul edilemez kararı. Devam mı edecek ve benimle alay etmeye devam edeceksiniz? Ben şimdiden bilmek isterim. Ben şimdiden bilmek isterim. Ve Türkiye'ye de seslenmek isterim. Lütfen benim karşıma bu defa Abdullah Gül gibi birini de çıkarmayın. Beni yeniden kandırmayın. Efendi efendi söyleyin bize. Biz efendi insanlarız. İnan bana Kıbrıs Türk'ü tarihinde kimseyi incitmemiştir. Kimseye zarar vermemiştir. Bu halk artık alay edilme, itilip kakılacak bir halk olmamalı yahu. Benim beklentim ve ricam budur Türkiye'den. Evet, burada tamamlayın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizi de burada noktalıyoruz. Peki. Şey demiştim. Yalnız bu haftalık regular program meselesi, sen şansını zorluyorsun. Nasıl şimdi? 15'e çıkaralım bir soru. Ya ısındıra ısındıra. Isındıra ısındıra halledeceğiz bu meseleyi. Değerli izleyenler, bugün de birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Pazartesi günü artık görüşeceğiz Güne Merhaba'da ama hafta sonu haber bültenlerinde buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.